2015 yılında ABD'deki cezaevlerinden birinde cüretkar bir firar olayı yaşandı. There was a hole cut out of the back of the cell through which these inmates escaped. İki hükümlü katil aylardır özgürlüğe ulaşmak için kendilerine yol açtılar. Ve şimdi yollarına çıkan herkes için tehlike oluşturarak serbestçe dolaşıyorlardı. They could have gone on to the north up here in all this vast woods towards Canada. Pretty easy to get lost up in there. Hikaye, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde yer alan Dannemora kasabasında başlıyor. Daha sonra kaçışın gerçekleşeceği Clinton Hapishanesi'nin bulunduğu yer burasıdır. Hapishane yerel olarak Dannemora olarak biliniyor. İşte size ilginç bir bilgi. Bu hapishanenin kapasitesi yaklaşık 3000 kişidir. Bulunduğu kasabanın nüfusu ise yaklaşık 4000'dir. Bu da hapishanenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu cezaevinde sıradan hırsızlardan acımasız katillere kadar her türlü suçlu cezasını çekiyor. Cezaevi 1845 yılında açılmıştı ve tarihinde hiç firar yaşanmadı. Ancak her şey 2015 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan iki katilin bu hapishaneden kaçmasıyla değişti. Dannemora kasabası üzerinde güneş doğmaya başlamadan önce bile hükümlüler artık hücrelerinde değildi. Hapse atılan Richard Matt ve David Sweat cezalarını komşu hücrelerde çekiyorlardı. Kimlikleriyle ilgili ayrıntılara biraz sonra değineceğiz. Bu ikili en son 5 Temmuz akşamı saat 10 sularında görüldü. O saatte hapishanede yoklama olarak bilinen bir uygulama yapılıyor. Gardiyanlar sırayla hücrelere dolaşarak mahkumların isimlerini söylüyorlar ve varlıklarını işaret ediyorlar. Her zaman olduğu gibi herhangi bir sorun yoktu. Tüm mahkumlar yerlerindeydi. Bu gibi cezaevlerinde mahkumlar geceleri de her iki saatte bir tekrar kontrol ediliyor. Ancak geceleri uyandırılmıyorlar. Gardiyanlar ellerinde fenerlerle hücreleri dolaşıyor ve mahkumların yerlerinde olup olmadıklarını kontrol ediyorlar. Her kontrolde Richard ve David kendi yataklarında uyuyorlardı. Ama sabah sayımında çoktan ortadan kaybolmuşlardı. Bu durum hapishane personeli için bir şok oldu. Tüm cezaevinde ve daha sonra da tüm ilçede alarm verildi. Tüm polis birimleri alarma geçirildi. This is a very elaborate plan, but we are only at the very preliminary stages of determining exactly what happened. Kaçışın tüm ayrıntılarını bir araya getirmek uzun zaman alacaktı. İlk aşamada hükümlülerin hücrenin arka tarafındaki bir delikten kaçtıkları biliniyordu. Ayrı hücrelerde olduklarını hatırlatmak isterim. Bu tür açıklıklar her iki hücrede de vardı. Bu resimde delikleri açıkça görebilirsiniz. Hücrelerin arka duvarları yaklaşık 60 mm kalınlıktaki metalden yapılmıştı. İlk bakışta ince görünebilir. Ancak yine de bu demirdir ve gerekli aletlerle çok zaman olmadan böyle bir delik açmak mümkün değildi. Kaçakların bu aletleri nereden bulduklarını daha tespit edilmeliydi. Şimdi ise çıkış yollarının izini sürmek gerekiyordu. Mahkumlar duvardaki delikten duvar boşluğuna girdiler. Burası hapishanedeki havayı havalandırmak için kullanılıyordu. Burada gördüğünüz gibi demir bir patika var. Mahkumlar bu patika boyunca yürüyerek hapishane tünel sistemine ulaştılar. Oradan çift tuğlalı bir duvarı kırmışlar ve buhar borusunda bir delik açmışlar. Kaçış yaz aylarındaydı ve yılın bu zamanı tesadüfen seçilmemişti. Bu bir ısıtma borusudur ve kışın sıcaktır çünkü içinden buhar dolaşır. Kaçaklar kendilerini yakma riski olmadan boruda doğru boyutta bir delik açmak için demir testere kullanmışlar. Orada ayrıca hapishane personeline ironik bir not bırakmışlar. Notta iyi günler yazıyordu. Ancak bu borunun bir şekilde aşılması gerekiyordu. Borunun çapı sadece 60 cm. Bir yetişkinin bir şekilde geçmesi için yetersiz görünebilir. Ama kaçaklar bunu başardılar. Hatta içlerinden biri boruyu geçebilmek için 6 ay boyunca diyet yapmış. Kaçaklar boru boyunca ilerlemeye başladılar. Borunun ucunun hapishane dışında olduğuna dikkat etmek önemlidir.
Sonunda kaçakların bir delik daha açması gerekiyordu. Oradan kanalizasyon bölümüne geçtiler ve bu Brüger deliğinden dışarı çıktılar. Kanalizasyon Brügeri hapishaneden 1,5 blok ötede. Mahkumların gelecek planları hala araştırmacılar tarafından öğrenilmeyi bekliyordu. Kaçışlarını nasıl özenle planladıklarına dikkat edin. Dışarı çıktıktan sonra da detaylı planları olduğu açıktı. Bu arada polis memurları diğer kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde kasabayı ve çevresini taramaya başladı. Aciliyet zorunluydu. İki tehlikeli suçlu serbestti. Şimdi kaçakların kimliklerine bakalım. Onlardan biri 48 yaşındaki Richard Matt'ti. Matt'ın küçük suçlardan oluşan uzun bir listesi vardı. Ama asıl ciddi olanı 1997 yılında işlediği bir suçtu. O zamanlar Matt ve ortağı, Matt'ın eski patronu olan 76 yaşındaki William Rickerson'ı kaçırmışlardı. Matt yanlışlıkla kaçırılan adamın büyük miktarda paraya erişimi olduğuna inanmıştı. Kaçırmanın sebebi de buydu. Matt eski patronunu arabasının bagajına yükledi ve onunla birlikte 24 saat boyunca yolculuk etti. Ara sıra Matt durup kaçırılan adamı dövdü. Sonunda parayı alamayacağını anlayan Matt eski patronunun boynunu kırdı. Sonra da cesedini nehre attı. Bundan sonra tutuklanmaktan kurtulmak için Meksika'ya kaçtı. Sınırı başarıyla geçti ve 20 Şubat 1998'de Meksika'da Charles Pera'yı öldürdü. Matt Pera'yla bir barda tanıştı. Adam tuvalete gittiğinde Matt onu takip etti, soydu ve birkaç kez bıçakladı. Pera'ya saldırdıktan sonra Matt olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Meksika'da Pera'yı öldürmekten suçlu bulundu ve 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Richard Matt 2007 yılında ABD'ye iade edildi. Orada eski patronunu öldürmekten suçlu bulundu. Matt 2032 yılına kadar şartlı tahliye şansı olmayan ömür boyu hapis cezası aldı. Kaçırma olayında kendisine yardım eden suç ortağı daha sonra mahkemede Matt'e karşı tanıklık yaptı. İşte Matt'ı şeytan olarak tanımladığı telefon görüşmesinden bir alıntı. If you wanted to take a picture of the devil, that's the face that you would see. O zaman bile Matt kaçmaya eğilimli bir mahkum olarak sınıflandırılmıştı. Bu yüzden daha önce hiç kimsenin kaçmadığı Dannemora hapishanesine yerleştirildi. Matt orada gelecekteki ortağı David Sweat'le tanıştı. Sweat ikili de daha çok planlamadan sorumluydu ve bir beyin takımıydı. Matt'ın kaçma eğilimi olsa da gelecekteki ortağı Sweat'in kaçma konusunda başarılı bir geçmişi vardı. İlk kaçışını Haziran 1986'da gerçekleştirmişti. O zaman çok daha az ayrıntılı bir plan yapılmıştı. Sweat basitçe çitin üzerinden tırmanmıştı. 4 gün boyunca polisten saklandı ama sonunda yakalandı. 2015 yılında Sweat 35 yaşındayken ömür boyu hapis cezasını çekiyordu. Gençliğinde hırsızlık suçundan birkaç küçük mahkumiyeti vardı. 4 Temmuz 2002'de David Sweat ve kardeşi Pensilvanya'da bir silah dükkanını soydu. O sırada yaklaşık 20 silah çalmışlardı. Daha sonra ortaya çıktığı üzere bu Sweat'in kariyerindeki ilk soygun değildi. Aynı şeyi daha önce de birkaç kez yapmış ve ardından silahları kara borsada satmıştı. Ancak 4 Temmuz 2002 onun kader günüydü. Soygundan birkaç saat sonra Sweat silahları bagajına koyuyordu. İşte o zaman yerel şerif onu gördü. Sweat şerife doğru birkaç el ateş etti. Adam yere düştü ama şerifin öldüğünden emin olmak için Sweat arabasıyla üzerinden geçti. 2 gün süren kapsamlı bir aramadan sonra David Sweat yakalandı. Sonunda ömür boyu hapse mahkum edildi ve duruşmadan sonra daha önce bahsedilen Dannemora hapishanesine nakledildi. Biyografilerinden de anlayabileceğiniz gibi her ikisi de son derece tehlikeli adamlardı ve yakalanmaları sadece eyalet için değil, tüm ülke için büyük önem taşıyordu. Tabii ki kaçış haberi duyulduğunda Dannemora ve çevresindeki yaşayanlar korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar. İki katil dışarıda bir yerlerde.
muhtemelen kapınızın önünde. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Bu inanılmaz derecede korkutucu. Aynı gün Dannemora'da ve civar köylerde okullar tatil edildi. Arama çalışmalarında 1500'den fazla kişi ve helikopterler de dahil olmak üzere onlarca araç görevlendirildi. Bu operasyon için yaklaşık 15 milyon dolar harcandığını ve bunun sadece arama çalışmalarının boyutlarını teyit ettiğini söylemek gerekir. Kaçaklar yaklaşık 7 saat önden gidiyorlardı. Bu nedenle onları yaya olarak yakalamak kolay değildi ve kötü hava koşulları aramayı zorlaştırıyordu. Kaçakların daha sonraki hareketlerinin en muhtemel yönü doğuya doğru komşu Vermont eyaletine ve kuzeye doğru Kanada'ya gitmekti. Kanada sınırı sadece 40 kilometre uzaklıktaydı. Tabii ki kaçaklar yasal olarak sınırı geçemezlerdi. Bu nedenle ormandan geçecekleri belliydi. They could have gone on to the north up here in all this vast woods towards Canada. Pretty easy to get lost up in there. Arama sırasında yerel halktan 2000'den fazla ihbar alındı. Bu ihbarlarda insanlar Matt ve Sweat olabilecek şüpheli kişiler gördüklerini bildirdiler. Ancak bunların neredeyse tamamı işe yaramadı. Kaçakların hayatını kolaylaştıran şey bu ormanlarda çok sayıda avcı kulübesinin bulunmasıydı. Bu kulübelerin içinde yiyecek, giyecek ve polisi en çok korkutanı da silahlar olabilirdi. Kaçaklar çok kurnazdı. Özellikle de arkalarından düzenli olarak biber yaydıkları ortaya çıktı. Bunu arama köpeklerinin izlerini bulamaması için yapıyorlardı. Ancak polisin de kendi hileleri vardı. Polisler şu anda ekranlarda gördüğünüz gibi cihazlar kullandılar. Bunlar herhangi bir harekete tepki veriyor ve otomatik olarak hareket eden nesnenin fotoğrafını çekiyor. Günün hangi saat olduğu önemli değil çünkü cihazın gece görüş sensörleri var. Daha yeni modeller konumla birlikte anında üste fotoğraf gönderebiliyor. Polis memurları bu cihazlardan yüzlercesini orman boyunca yerleştirdi. Biz ise 22 Haziran'a kaçışın 16. gününe geçiyoruz. O gün yerel bir avcı kulübesine doğru yola çıkmıştı. Kulübeye doğru ilerlerken içeriden birinin sesini duydu. Kim var orada diye bağırdı ve cevap sessizlik oldu. Sonra içeri girdi ve gerçekten de burada birinin olduğunu gördü. Konserveler ve içkiler açıktı ve kulübedeki av tüfeği kayıptı. Adam hızla arka kapıya doğru ilerledi ve orada evin arkasındaki çimlerin ve çalıların ezilmiş olduğunu gördü. Davetsiz misafirler muhtemelen ev sahibinin sesini duymuş ve arka kapıdan kaçmışlar. Avcı zaman kaybetmeden durumu polise bildirdi. Kulübeye arama ekibi geldi ve orada kaçaklar tarafından kullanılan diş fırçaları ve bir tıraş bıçağı buldu. Daha sonra laboratuvar delillerin üzerinde kaçakların DNA'sının bulunduğunu doğruladı. Kaçakların eşyalarının bulunduğu yer hapishanenin yaklaşık 20 kilometre batısındaydı. Mümkün olan en kısa sürede arama ekiplerinin tüm çabaları kaçakların izlerinin bulunduğu bölgeye yönlendirildi. 4 gün sonra ve aramanın 20. gününde arama ekibi silah sesleri kaydetti. Bu olay yollardan birinin yakınında gerçekleşti. Richard Matt pompalı tüfekle yoldan geçen bir arabayı çalmaya çalışmış ama başarmamış. Polis memurları onu yakalamaya çalıştı ama o koşmaya ve memurlara karşı ateş etmeye başladı. Tabii ki polis de ateşle karşılık verdi ve sonunda Richard Matt kaçışın 20. gününde öldürüldü. Daha sonra anlaşıldığı üzere Richard Matt ve David Sweat birbirlerinden ayrılmışlar. Bunun nedeni Matt'ın kusurlu davranışlarıydı. Her alkol bulduğunda kendini kendinden geçecek kadar içiyordu. Matt kulübelerden birinde bir şişe alkol buldu. Şişeyi boşalttıktan sonra yola çıktı ve yoldan geçen arabalara ateş etmeye başladı. Bu olay polis tarafından kaydedildi ve bildiğimiz gibi Matt yakalanmaya çalışırken öldürüldü. Şimdi en büyük soru ikinci akıllı kaçak David Sweat'in nerede aranacağıydı. Sonraki iki gün boyunca David Sweat ağaçlarda saklandı. Ara sıra bazı polisler yanından geçiyordu ama başlarını yukarı kaldırmıyorlardı. Bu da Sweat'e fark edilmeme fırsatı veriyordu. Çoğunlukla geceleri hareket ediyordu. 28 Haziran'da bir devriye polisi Kanada sınırına 1,5 kilometre mesafedeki yollardan birinde ilerliyordu.
birden David Sweat'e benzeyen bir adam gördü. Nedense ormanın içinden ilerlemiyordu. Muhtemelen hedefinin çok yakın olduğunu ve gölgelerden çıkıp daha kısa bir yoldan geçebileceğini düşünmüş. Ancak bu bir hataydı. Devriye görevlisi Sweat'e yetişmeye çalıştı ama geride kaldığını fark edince kaçağa birkaç el ateş etti. İki tanesi Sweat'in sırtına isabet etti. Önemli bir organına zarar vermemişlerdi ama tabii ki artık kaçamazdı. Böylece kaçışın 22. gününde ikinci kaçak David Sweat yakalandı. Hikaye burada sona eriyor gibi görünse de asıl soru, mahkumların bu sinematik kaçışı gerçekleştirmelerini sağlayan gerekli aletlere nasıl ulaştıklarıdır. Kulağa garip gelse de iki firarı mahkum son birkaç yıllarını Onur Bloğu adı verilen bir blokta geçirdi. Burası mahkumların en fazla ayrıcalığa sahip olduğu yer. Burada hapishanenin geri kalanından farklı olarak mahkumların mutfağa erişimi vardı. Kendi yemeklerini pişirebiliyorlar, televizyon izleyebiliyorlar, telefonları daha sık kullanabiliyorlar ve benzeri şeyler. Mahkum Matt ve Sweat kaçmadan önce yıllarca gardiyanları herhangi bir sorun çıkarmadıkları için bu birime girdiler. Yani oldukça sessiz oldukları düşünülüyor. Bu nedenle gardiyanlar onlara karşı çok dikkatli değildi. Mahkumların kaçmak için kullandıkları boru, ikisinin neredeyse her gün yürüdükleri avludan geçiyordu. Toprağa tam olarak kazılmamıştı ve borunun üst kısmı topraktan dışarı çıkıyordu. Muhtemelen hapishanede geçirdiği yıllardan sonra Sweat'in aklına cüretkar bir düşünce geldi. Boruya her baktığında onun özgürlüğün anahtarı olabileceğini fark etti. Ancak asıl soru, kaçmak için ihtiyaç duyduğu aletleri nasıl bulacağıydı. Ama bu konuda da David Sweat'in bir planı vardı. Onun suç ortağı Richard Matt gerçek bir kadın avcısıydı. Mahkumlar kaçma planı yaptıklarında Richard Matt hapishane dikiş atölyesinde iş istedi. Bu atölyenin patronu 51 yaşındaki Joyce Mitchell, evli ve yetişkin bir oğlu olan bir kadındı. Richard Matt yavaş yavaş ona kur yapmaya başladı. Kadının uzun yıllara dayanan evliliği istikrarlıydı ancak hayatı monoton ve olaylardan yoksundu. Ancak Matt'la tanıştıktan kısa bir süre sonra Mitchell daha önce yaşamadığı duyguları hissetti. Mitchell, Matt'ten çok etkilenmişti. Zamanla ilişkilerine samimiyet geldi. Mitchell'ın Matt'e olan aşkını itiraf ettiği birkaç notta bulundu. Matt, kadını tuzağa düşürdüğünü anladığında temkinli bir şekilde zemini yoklayarak ondan birkaç iyilik istemeye başladı. Önce ona şeker getirmesini, sonra daha fazlasını ve böylece Matt yavaş yavaş Mitchell'i planlanan kaçışa katılmaya ikna etmeyi başardı. Mahkumlara demir testerelerini, tornavidaları, matkapları ve diğer aletleri veren oydu. Ancak ilginç olan bunu nasıl yaptığı. Mitchell, aletleri hamburger için dondurulmuş etin içine sakladı. Ancak mahkumlara kafasına göre herkesin yiyecek verilmesine izin verilmiyordu. Böylece Jean Palmer adında başka bir adam daha bu plana katıldı. Matt ve Sweat'in hapsedildiği hücre bloğunda çalışan bir gardiyandı. Anlaşıldığı kadarıyla mahkumlar için bir tür kaçakçılık operasyonu yürütüyordu. Özellikle de Mitchell'ın aletleri sakladığı eti Sweat ve Matt'e veriyordu. Sizi şaşırtabilir ama hizmetlerinin karşılığını nakit olarak değil, Matt'in çizdiği resimlerle alıyordu. Evet, adam gerçek bir canavar olsa da çizim konusunda gerçek bir yeteneği vardı. Gardiyanın bu resimlere neden ihtiyacı olduğu pek açık değildi ama yine de öyleydi. Belki de onları daha sonra satmayı planlıyordu. Aletleri elde eden iki mahkum uzun bir süre boyunca hücrelerinin duvarlarında yavaş yavaş delikler açtılar. Ancak bu delikler mahkumların yolundaki sadece ilk deliklerdi. Sırada biri tuğla duvarda, ikisi de boruda olmak üzere 3 delik daha vardı. Bu, mahkumların aylarca neredeyse her gece hücrelerinden uzakta oldukları ve yaylım ateşine giden yolu kazdıkları anlamına geliyordu. Eyalet valisi daha sonra verdiği bir röportajda gardiyanların mahkumların yataklarından ayrıldıklarını nasıl fark etmediklerini anlattı.
Kaçaklar her tünellere gittiklerinde kıyafetlerini çıkararak yalancı bir insan taklidi yapıyorlardı. Hatırlayacağınız üzere geceleri gardiyanlar mahkumları uyandırmadan sadece gözle kontrol ediyorlardı. Plana göre Matt ve Sweat hapishane duvarlarının dışına çıktıklarında Joyce Mitchell onları arabayla alacaktı. Matt daha sonra Mitchell'ın kocasını öldürmeleri konusunda ısrar etti. Hatta bunu yapmak için Mitchell'ın kocasına vereceği iki hapı ona verdi. Böylece onunla başa çıkması daha kolay olacaktı. Zamanı geldiğinde Mitchell hapları kocasına vermedi ve çöpe attı. Kendisi de muhtemelen o gün o kadar tedirgindi ki Sweat ve Matt'ı alması gereken yere hiç varamadan hastaneye gitti. Sonuç olarak kaçaklar doğaçlama yapmak zorunda kaldılar. Her şeyin nasıl sona erdiğini zaten biliyoruz. Özetlemek gerekirse bu hikayedeki ana karakterlerin kaderlerinin nasıl sonuçlandığını söylemekte fayda var. Richard Matt tutuklama girişimi sırasında öldürüldü. İkinci kaçak David Sweat yaralandı ama hayatta kaldı. Birkaç hafta hastanede kaldıktan sonra kaçtığı için ek bir ceza aldı. Ancak zaten müebbet hapis cezasını çektiği için bunun pek bir önemi yoktu. Sonunda kaçtığı hapishaneye geri gönderildi. Kaçaklara aletlerin bulunduğu eti veren gardiyan Jean Palmer kaçıştan haberi olmadığını iddia etti. Bu durum mahkemede David Sweat tarafından da doğrulandı. Sweat, Palmer'ın uzattığı eşyaların içinde aletlerin bulunduğundan habersiz olduğunu söyledi. Cezaevinde 28 yıl çalışmış olan Palmer sonunda 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Joyce Mitchell kaçmaya hazırlanmaktan suçlu bulundu. 7 yıla kadar hapis ve 90 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Bu, hapishanedeki dikiş atölyesinden aldığı yıllık maaşının 2 katından biraz daha azdı. Kocası ilk başta onun suçlu olduğuna inanmadı ve onu ziyaret etti ama sonra bıraktı. 2020 yılında Mitchell erken tahliye edildi ve hapisten çıktı. Kocası yaptıklarından dolayı onu affetti ve şimdi birlikte yaşıyorlar. Bu arada vedalaşmanın zamanı geldi. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın. All of the things that I wish I could tell you.